A, B, C, D, E, F düzgün bir altıgendir denmiş. Altıgen göre adı üstünde bu şeklin altı kenarı var. Altıgen diye belirtmelerine bile gerek yoktu aslında. Sayarak da bu sonuca ulaşabilirdik değil mi? Peki bu altıgen düzgün olunca ne oluyor? Altı kenarın altısının da uzunluğu birbirine eşit oluyor. Ayrıca tüm iç açılar da birbirine eşit. Pekala. Kenarlardan birinin uzunluğunu vermişler. Bu düzgün bir altıgen olduğuna göre aslında tüm kenarların uzunluğunu vermişler. Bir kenarın uzunluğu demişler ki 2 kök 3'tür. Yani bu kenarın uzunluğu 2 kök 3'müş. 2 kök 3. O zaman bu kenarın uzunluğu da 2 kök 3 olur. Altıgeni oluşturan tüm kenarların uzunluğu 2 kök 3'tür. Bu altıgenin alanını bulmamızı istemişler. A, B, C, D, E, F'nin alanını bulunuz demişler. Özellikle düzgün çokgenlerde alanı bulmanın en iyi yolu şekli üçgenlere bölmektir. Altıgenlerin özel bir durumu var. Belki ilerideki videolarda tüm çokgenler için genel bir ifadeye ulaşmaya çalışırız. Altıgen özelinde şöyle düşünebiliriz. Burada bir nokta belirleyelim ve buna G noktası diyelim. Ve diyelim ki bu nokta altıgenin merkezi altıgenin merkezi diyorum ama bu nokta kenarlar üzerindeki tüm noktalara eşit uzaklıkta olamaz çünkü bu bir çember değil. Bu noktanın özelliği tüm köşelere eşit uzaklıkta olması. Yani gc eşittir gc eşittir gb eşittir ga eşittir gf bu da eşittir ge. Bu doğru parçalarını çizeyim. GE burası GC bu. Bu da GC. Hepsinin uzunluğu birbirine eşit. İşte bu G noktasına çok genin merkezi diyoruz. Bu uzunluk eşittir 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 bu uzunluk. Eşittir bu uzunluk. Ayrıca şunu da biliyoruz, bu kenardan başlayıp yine bu kenara dönen bir açı çizersek, bu açının ölçüsü 360 derece olur. Ve yine biliyoruz ki tüm bu üçgenler, tüm bu üçgenler benzer üçgenlerdir. Bunu birçok farklı yolla göstermek mümkün ama en kolayı şu. Bakın bu iki kenar, tüm üçgenler de ortak. Ayrıca üçüncü bir ortak kenarları daha var. Bu kenarın uzunluğu hepsinde 2 kök 3. O halde kenar kenar kenardan tüm bu üçgenler birbirine benzerdir diyebiliriz. Üçgenler benzer üçgenler olduğuna göre bu iç açı altı üçgende de aynı olmalı. Bu açıya x diyelim. Bu da x'tir. Bu da x'tir. Bu da bu da ve bu da x olur. Bu açıları birbiriyle toplayınca bir tam açı oluşuyor. Yani 360 derece ediyor. Bu x'ten 6 tane var. O halde diyebiliriz ki 6x eşittir 360 derece. Her iki tarafı 6'ya bölersek x eşittir 60 derece olur. x eşittir 60 derece. Yani bu açıların hepsi 60'ar er dereceymiş. Şimdi burada ilginç bir nokta var. Biliyoruz ki bu üçgenler mesela GBC üçgeni aslında üçgenlerin altısı da öyle. Hepsi sanki pizza dilimine benziyorlar. Bu üçgenlerin hepsi ikiz kenar üçgenler. Yani bu kenarın uzunluğu, bu kenarın uzunluğuna eşit. Bu bilgiyi kullanarak diğer açıları hesaplayabiliriz. Bu ikiz kenar bir üçgen. İki kenar uzunluğu birbirine eşit. O zaman iki taban açısının ölçüleri de birbirine eşit olmalı. Bu açıya da y diyelim. İki tane y açısı var değil mi? O halde 2y artı 60 derece 180 dereceye eşit olur. Çünkü üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. Her iki taraftan 60 çıkarırsak 2y 120'ye eşit olur. Her iki tarafı 2'ye bölelim. y eşittir 60 derece. Güzel değil mi? Ve aynısı tüm üçgenlerde geçerli. Buradaki tüm üçgenler 60, 60, 60 derecelik üçgenler. Ve eşkenar üçgenler konusuna başlarken de ispat ettiğimiz gibi, iç açılarının üçü de 60'ar derece olan bir üçgen, eşkenar bir üçgendir. Yani tüm kenarları eşit uzunluktadır. Yani bu kenar 2 kök 3 olduğuna göre, bu kenar da 2 kök 3'tür. Tabii ki bu kenarın uzunluğu da yine 2 kök 3'tür. Yeşil doğru parçalarının hepsi 2 kök 3 birim uzunluğunda. Ve bu bir düzgün altıgen olduğuna göre sarı doğru parçaların uzunluğu da 2 kök 3'er birimdir. Şimdi bu bilgiyi kullanarak üçgenlerden birinin alanını bulup sonucu 6 ile çarpabiliriz. Bu üçgen üzerinde göstereyim. Bu üçgenin alanını nasıl buluruz? DC uzunluğunun 2 kök 3 olduğunu biliyoruz. O zaman buradan bir dikme ineriz. Böyle bir dikme iniyoruz ve biliyoruz ki bu eşkenar bir üçgen. O zaman oluşan bu iki üçgenin simetrik olduğunu kolaylıkla gösterebiliriz. Buradaki açılar 90 derece. Bu açılar da zaten 60'ar derece, değil mi? İki üçgene ayrı ayrı bakalım. İç açıları toplamı 180'er derece olacağı için bu açıda, o zaman buradaki ufak açı da 30 derece oluyor tüm açıları eşit, bir de ortak kenarları var. O halde bu üçgenler benzerdir. Pizzanın bu dilimin alanını bulmak için bu alt dilimin bu ikinci ufak dik üçgenin alanını bulup 2 ile çarpabiliriz. Veya alt dilimin alanını 12 ile çarparız. Doğrudan altıgenin toplam alanına ulaşabiliriz. Peki bu üçgenin alanını nasıl buluruz? Bu kenarın uzunluğu toplam taban uzunluğunun yarısı değil mi? Bu noktaya h diyelim, h diyelim. dh'nin uzunluğu o zaman kök 3 olur. Değil mi? 2 kök 3'ten yarısı kök 3. Umarım fark ettiniz. Bu bir 30-60-90 üçgeni. Şuraya çizeyim. Bu bir 30-60-90 üçgeni. Ve bu kenar uzunluğunun, buradaki kenarın uzunluğunun kök 3 olduğunu biliyoruz. Gerçi ihtiyacımız yok ama hipotenüsünde de 2 kök 3 olduğunu hesaplamıştık. Bizim yüksekliği bulmamız lazım. Biz şunu biliyoruz ki bir 30-60-90 üçgeninde 60 derecelik açının karşı kenarı, 30 derecenin karşı kenarının kök 3 katıdır. O halde bu uzunluk kök 3 çarpı kök 3 olur. Ve kök 3 çarpı kök 3 de tabii ki 3'e eşittir. Yani bu üçgen 3 üç birim yüksekliğindeymiş. Bu üçgenin yani yani buradaki üçgenin alanı tüm üçgenlerde olduğu gibi taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Demek ki bu küçük dilimin alanı 1 bölü 2 çarpı taban yani bu taban uzunluğu veya bir saniye bir durup düşünelim. Neden küçük dilimin alanı ile uğraşıyoruz ki? Direkt büyük üçgenin doğrudan GDC üçgenin alanını bulalım, değil mi? biraz geriye alalım. Artık nasılsa tüm üçgenin taban uzunluğunu ve yüksekliğini biliyoruz. Şimdi GDC'nin yani bu üçgenin tamamının alanını hesaplayalım. Alan eşittir 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. Eşittir 1 bölü 2 taban uzunluğu ne? Zaten biliyoruz altıgenin bir kenarın uzunluğu 2 kök 3 değil mi? Taban kenarımız bu kenarın tamamı. O halde çarpı 2 kök 3. Şimdi bunu da yükseklikle çarpacağız. Yüksekliği az önce 30, 60, 90 üçgeninden hesaplamıştık. Yüksekliğimiz 3'tü. Çarpı 3. 1 bölü 2 ile 2 birbirini götürür. Geriye 3 kök 3 kalır. Bu, bu dilimlerden bir tanesinin alanı. Tüm altıgenin alanını bulmak için bu alanı 6 ile çarpmamız lazım. Çünkü altıgende bu üçgenlerden 6 tane var. O halde bu alan 6 çarpı 3 kök 3'e eşittir. O da 18 kök 3 birim karedir. Bitti.